Hünkârım, şükürler olsun sizi tekrar görmek nasip oldu. Bağışlayın, huzurunuza bu şekilde çıkmak istemezdim. At izi it izine karışmış Sinan Paşa. Kim doğru kim yanlış ayırt etmek güç. Bunları söylemekten hicap duyuyorum. Ancak bana tuzak kuruldu hünkârım. Suçum da belli. Size sadık olmak. Alenen iftira bu, yalan. Sırf size karşı olan isyanı ifşa ettim diye yaptılar bunu. Demek bunun arkasında Kösem Sultan var, öyle mi? Peki Venedik Balyozu da mı bu işin içinde paşam? Zira senin Cizvi tarikatının İstanbul'daki başı olduğunu söylemiş. Venedik Balyozu Kösem Sultanımızın vakfına bir servet bağışladı. Karşılığındaysa sultanımızın sizi Venedik seferinden vazgeçirmesini istedi. Zaten bunu öğrendiğim için bu hale düştüm. İnşallah söylediklerin doğrudur paşa. Eğer hain olsam size yapılan ihanetleri neden ifşa edeyim? Yine de içinizde bir şüphe varsa başım yolunuzda feda olsun. Cezama razıyım. Vezir-i Azamınız Kemankeş Mustafa Paşa'dan havadis var. Sulh isteyen Şah Safiye şartlarınızı iletmiş. Hiç direnmeden kabul etmiş gafir. Bağdat'ta aldığı ağır hezimetten sonra beni mahkum. Kasr-ı Şirin mevkiinde varılan sulh anlaşmasına göre Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar Osmanlı-Acem hududu çizilmiş oldu. Bağdat, Basra ve Şehrizor Osmanlı mülkü olarak kaldı. Revan ve Ahıska Safevi devletine verildi. Bu anlaşmayla Osmanlı-Acem savaşı son buldu hünkârım. Hala. Kemankeş Mustafa'ya ekmeğim helal. Büyük iş başardı. Mimar Kasım'a söyleyin. Zaferimin bir nişanesi olarak Bağdat köşkü yapacak saraya. Revan köşkünden daha büyük, daha ihtişamlı bir köşk olacak. Emredersiniz. Rabbim uzun ömürler versin hünkârım. Daha şimdiden yüce atalarınız gibi muzaffer bir hükümdar oldunuz. İlaçlar ağırlarımı teskin etse de biliyorum ki günlerim sayılı deli. Benim önümde öyle çok uzun bir ömür yok. Allah gecinden versin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Benden sonra olacaklar aşikar. Kösem Sultan Şehzade İbrahim'i tahta çıkaracak. Tek başına bu devleti idare edecek. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Hünkârım, merakım mazur görün. Lakin nasıl? Ardımda güçlü bir devlet bırakarak. Validemin idare edemeyeceği bir devlet. Bunun da yolu belli. Tahta çıkaracağı bir şehzade olmayacak. Ne kardeşim İbrahim, ne amcam Mustafa. Hünkârım bağışlayın, lakin bu hanedane Ali Osman'ın sonu demek. Her yahut geç soy kesilecek zaten deli. Varsın ben de kesilsin. Hanedanımızın ağacı çoktan çürüdü. Kurudu. Mühim olan devleti Aliye'nin istikbali. Hünkârım, hanedanımız olmadan devletin istikbalini nasıl koruyacağız? Kırım Ağa'nın ne güne durur? Çağıralım gelsin. Emri hak vuku bulduğunda benim tahtım onun.
kararım kati. Ben zinhar bu devleti Kösem Sultan'a bırakmayacağım.